Avrupa'nın ortasında ama insanlıktan çok uzakta, tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan soykırımda hayatını kaybeden Boşnak halkının aziz anısına. Ben kaçayım. Allah'a emanet olun. Güle güle, güle güle. Rahatsız olma kızım. Allah'a emanet babacığım. Ayda! Geliyorum. Bu
Hollywood ceza sahasına sokuluyor. İşte sopalarla buluşturan bırcı mutluluk. Ağlı sayın seyirciler. Önce bir günaydın denir. Günaydın babam. Günaydın. Günaydın kızım. Hadi acele edin biraz. Geç kalacaksınız okula. Hadi ben kalktım. Fabrikada vaziyet gergin. Geç kalmaya gelmez. Allah'a emanet ol oğlum. Bir şey lazım mı akşama? Kabak lazımdı ama ben alırım. Vasfiye ablanın oğlu geliyor bugün, börek yapacak. Helal kızım. Al şunu iç. Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz. Bugün amcanız geliyor. Amcam mı? Hı hı. Burada mı kalacak? Sen odasını hazırla. Neden geliyormuş durduk yere? Amcanın bu karada Hırvatlara karşı mücadelesinden sonra Banja Luka'da çok önemli bir göreve getirildi. Buralarda bazı temaslar olacakmış. Ne gibi temaslar bunlar baba? Geçenlerde yardımcısı Rasko'yu bizim fabrikanın sahibi Miloş'la görüştürdüm. Şimdi de kendisi görüşecek herhalde. Sen de bir yere kaybolma. Benim provam var. Yine mi? Müzik, müzik, müzik. Doğru dürüst bir şeyler yapsan bir işe yarar hiç olmaz. Benim hayatım müzik olduğunu biliyorsun baba. Bunu daha önce konuştuk seninle. Bundan vazgeçmemi bekleme benden. Sana zahmet bir yol ağzında ineyim ben. Tamam kardeşim. Eyvallah abim, çok teşekkür ederim. Rica ederim kardeşim. Hadi Allah'a emanet. Allah'a emanet. Marco'nun arkadaşı Murat mı? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ay ay. Ne yapıyorsun? İyi abi. Yenge nasıl? İyi, herkes iyi. Buyur. Sağ olasın. Bir tek kendine mi Müslümansın Ali? Söylesene, ne yazıyor gazete? Ne diyecek Allah aşkına? Kardeş kardeşe vuruşuyorlar işte. İntikam için sırf profesörleri öldürmüş sizin taraf. Muhtar dediydi sabah. Vah vah vah. Meryem ana korusun. Ya bizim buralara da sıçrarsa? Yok daha neler. Allah korusun. Allah sizi de korusun. Amin. Ayda,
Aa, Ali abi. Dedene mi baktın? Yok. Ha evet, evet bir şey diyecektim de ona. Dükkandadır o. Doğru, dükkandadır o. Ben o zaman oraya bakayım. Önüne baksana kızım. Ay affedersiniz, çok özür dilerim. Bir şey oldu mu? Yok yok, yok sağ olun. Murat, Ali. Tarık görüşürüz. Görüşürüz. Sağ ol. Vay Halil'im. Asay kardeşim benim. Nasıl da seni elimle koymuş gibi buldum. Vallahi he? Helal. Tahmin ettim burada olacağını. Bu şimdi kahve içmeye kaçmıştır dedim. Yok mu oğlum, ne kahvesi? Kereste kamyonunu bekliyorum. Otur. Otur, iki dakika yüzünü göreyim. Özlemişim kardeşimi. Ben de be Halil'im, ben de. Hoş geldin Murat oğlum. Hoş bulduk Hasan amca. Hoş bulduk. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk. Vallahi gözümüz yollarda kaldı. Bir de dedim ister misin gelemesin. Halil. Kardeşim evlenirken kimse beni tutamaz. Tutamaz. Duydunuz değil mi abiler? Ömer abi duydun değil mi? Bize biraz İstanbul'dan bahset bakalım. Malum bizim hikayemizde hiç iç açıcı değil. Vallahi alıyorum haberleri Hasan amca. Buraya gelmeden önce dayıma uğradım Saraybosna'ya. Durum kötüye gidiyormuş. En yakın sırp arkadaşları bile tek tek sırt çevirmeye başlamışlar. Ya belliydi böyle olacağı. Allah vere de sonumuz Hırvatistan'a benzemese. Kendimizi savunacak silahımız bile. Ordunun tamamı neredeyse Sırp yahu. Her şey onların elinde. Haklısın Hasan amca. Haklısın. Ama biz de bir şeyler yapacağız evvelallah. Allah yardımcımız olsun. Amin. Amin, amin. Ben gidiyorum. Annem beklemesin. Aman, Vasfiye teyzemi bekletmeyelim. Ellerinden öperim. Bana bak, İsmet amcanın elini öpmeye geldiğimde görüşürüz. Tamam, tamam mı? Kardeşim. Dikkat et kendine. Vay aslanım. Saşa. Buradayım. Mira. Burada. Sevda. Buradayım. Ayda. Hocam, özür dilerim, girebilir miyim? Gir bakalım Ayda, tam zamanında. Franco. Burada. Vitko. Buradayım. Nerede kaldın kız? Burada. Bana bak. Franco. Bir değişiklik var sende. Alık mı sürdün sen? Burada. Vedat. Burada. Meteo. Murat burada. Gelmiş. Gördün mü? Evet ama uzaktan. Sofia. Burada. Kimi görmüş? Murat gelmiş. Sofia. Hadi be. Dönmüş mü? Ay seni şimdi kalbin burada. Küt küt atıyordu. Çok kıskanıyorum seni. Yaşasın aşk. Ne oluyor orada Mira? Özür dilerim. Yukarı. Hadi sene Marco. Ateş etmemi mi istiyorsun ha? İstiyor musun? Çek şunu. Korkma. Isırmaz. Kosta. Abartma. Güzel alet. Nereden aldın? Boşver arasını. Artık benim. İyi. Yanında taşıma. Güvenli bir yere koy. Ne o? Korktun galiba. Çek şunu. Ne o? Korktun galiba.
Nereye ateş etmemi istersin? He? Radovan amcası Çetnik. Bilmiyor musun? Al. Nereden aldıysan oraya koy. Sürekli elinde oyuncak gibi. Pis pis. Kaldır şunu abi. Güzel alet ama değil mi? Şiddet sevdanı kendine sakla kardeşim. Bana bulaşma. Tarih yazacak bu alet, tarih. Farkında değilsiniz. Aptal aptal konuşma Kosta. Zaten geciktiniz. Hadi hızlanın. Yohanna ne durumdasın? Duvak hazır mı? Bitti benim işim. Getir takalım onu da. Güzel oldun, güzel kızım benim. Prensesler gibi oldun Bogomi. Maşallah. Canım kızım, ne kadar güzel oldun. Canım benim. Nasıl olmuşum, beğendin mi? Beğendim, aynı annem gibi olmuşsun. Bir tanem, senin annen herkesten güzeldi. Senin gibi çok güzel bir çocuk dünyaya getirdi. İnşallah benim çocuğum da senin kadar akıllı, senin kadar yakışıklı olur. Babaanne ben dışarıda King'le oynayacağım. Tamam oğlum, oyalanma gideceğiz tamam mı? Ah miniğim benim. Bu yaşta öksüz kaldı. Ama siz olmasanız, sizin gibi dostlarım olmasaydı ben ne yapardım? Filip'le Leo'yu nasıl büyütürdün? Öyle söyleme Yohanna. Sen de olsan aynısını yapardın. Bu zamana kadar kim zorda kaldıysa hep yanında olmadık mı? Biz artık akraba gibi, kardeş gibi değil miyiz? Evet Safiye, aynı kardeş gibiyiz. Gözlerim yollarda kaldı. Dur bir bakayım sana. Yine zayıfladın mı sen? Aman anne, her geldiğimde aynı şeyi söylüyorsun. Merak etme, iyiyim ben, boncuk gözlüm. Of! Canım oğlum benim, canım. Hadi gel, acıkmışsındır sen. Vallahi acıktım, hadi. Aa, bak kim gelmiş. Aa! Vasfiyam. Ah gözün aydın, gözün aydın. Sağ ol komşum, sağ ol. Dünyalar benim oldu. Hoş geldin evladım. Hoş bulduk. Artık benim de bir tansiyonuma bakarsın değil mi? Tabii. Bir tepsi baklavaya bakar artık. Aa, anne ayıp oluyor ama. Vay! Ya yakışıklı sen, görmeyeli ne kadar büyümüşsün. Oy! Oy! Kocaman delikanlı olmuş. Evet büyüdüler artık abisi. Gel bakayım buraya. Bunun adı neydi? Unuttum mu Murat abi? King. King. Hiç unutur muyum? King. hadi gelsene bir kahve yapayım sana. Yok gelmeyeyim. Siz ana oğul hasret giderin. Sonra geliriz biz yine. Peki. Haydi görüşürüz. Hoşçakalın. Hadi gel bakalım. Güzel bir banyo yap. Ondan sonra ben sana yemekler yaptım. Ne yaptın anne? İndirin şunu.
silahlarınız geldi. Bunlar Büyük Sırbistan'ın kapısını açacak anahtar. Beyler, kasabada olan biten her şeyden haberim olacak. Özellikle Türklerin toplantıları, düğünleri, nişanları, cenazeleri hepsinin raporunu istiyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı komutanım. Güzel. Önce ekonomik baskıyla başlayalım. İlk ziyaretimiz de şu fabrika sahibi Miloş'a yapalım. Bakalım daha önce gönderdiğimiz mesajı uygulamış mı? Olmazsa kardeşim Niko'yu devreye sokarız. O bizi kırmaz. Mustafa! Halit! Faruk! İdris! Yakup! Latif! Filip! Muhasebeden çağırıyorlar. Ne o? Bizi de mi çıkarıyorlar Niko? Bana sorma Mustafa, ben emir kuluyum. Ya listeyi kim hazırlıyor peki? Ha? Niye hep Müslümanlar çıkarılıyor? Filip de var. Ha. Bir Hırvat, altı Müslüman. Hiç Sırp yok. Ben hazırlamadım dedim ya. İyi, biz de patronla konuşuruz o zaman. Patron burada yok, dışarı çıktı. Biz de bekleriz. Bırak Mustafa abi. Ne konuşacaksın? Adamlar nasıl olsa bizi çıkaracaktı. Ben 20 yıldır bu fabrikada çalışıyorum kardeşim. Öyle sessiz sedasız çekip gidecek değilim. Miloş Bey hakkaniyetli adamdır. Bir açıklaması vardır elbet. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Ne haber? Geçsinse şöyle. Kolay gelsin. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin Ayda. Seni burada görmek ne güzel. Yeni bestelerini dinlemeye geldik. Seyirci olursa daha iyi havaya girersiniz diye düşündüm. İyi yapmış mıyım? Ha, iyi yapmışsınız. Tabii seyirciye alışmak lazım değil mi? Tabii. İyi. Siz oturun. Biz son bir prova alalım. Olur tamam. Mı? Hadi. Murat yok, boşuna geldik. Son, iki, üç, dört. Mustafa, gel otur şöyle. Bize bir açıklama borçlusunuz patron. İnan ben de çok üzgünüm. Günlerdir gözlerime uyku girmedi. Bunca insan işsiz güçsüz ne yapar hiç düşünmediniz mi? He? Yıllardır bizim alın terimizle ayakta duruyor bu fabrika. Aramızda yeni çocuğu olanlar var. İdris'in karısı hamile. Bu kadar yıl hiçbir meselemiz olmadan birlikte çalıştık. Bizden yana bir sıkıntınız yok yani. Ama iş başka, siyaset bambaşka. Tekneden bu mu patron? Benim anladığım, sizin tek memnun olmadığınız şey
bizim Müslümanlığımız. Çok üzgünüm. Keşke elimden bir şey gelse. İnan yapabileceğim tek bir şey bile olsa. İyi tamam. Anladım. Mustafa. Lütfen al bunları. Biliyorum yeterli değil ama bir süre idare eder. Hem benim içim rahat eder, hem de geceleri belki uyuyabilirim. Ne zaman çıkıyor şimdi albüm? Daha pek hazır sayılmayız aslında. Bakalım. Olur olur. Sinemaya yeni bir Türk filmi gelmiş. Yarın hep beraber gider miyiz? Şener Şen de oynuyormuş. Aman sevmem ben komedi. Yok komedi filmi değil. Aşk filmiymiş. Aşkını söyleyemeyen biri hakkında. Ya ben gelirim. Ya siz? Ayda? Sevda? Hadi Marco, başlamıyor musunuz? Bu şarkıya bayılacaksınız. Hazır mısınız? Hazırız. Sordunuz mu? Murat geliyor muymuş? Soramadık vallahi. Yoksa onun için geldiğimizi anlarlar. Doğru. Kalkıyor, merak eder. Ben de geliyorum. İçeri girmeliyiz. Niye? Ne oldu? Baksana Murat gelmiş. Ne haber kardeşim? İyiyim anacığım abicim. Siz nasılsınız? Sağ olasın. Eyvallah. Abi ben bizim çocukların yanına geçiyorum. Güle abi. Tamam. Hadi bekleriz. Görüşürüz. Seni. Eyvallah. Murat abi. Ah. Selam. Ne haber kızlar? Az daha tanımıyordum sizi. Aa aşk olsun. Unutur mu bizi? Ya unutur muyum hiç? Ama her geldiğimde daha da büyüyorsunuz. Hem geçen sene siz sokakta seksek oynamıyor muydunuz? Ha?
Sen de iyice yıktın bizi Murat abi. Geçen geldiğinde olur mu? Oho! Şaka şaka. Şey, Marco içeride mi? Evet evet, içeride de. İyi, tamam. Hadi görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Hadi tekrar girelim hemen. Yok, o şimdi yeni geldi. Marco ile hasret giderirler, boş ver. Ama çok şeker olmamış mı? Ama neredeyse tanımıyordu bizi. Ah ah, İstanbul'da kesin bulmuştur o birini. Düne kadar her mevsimi bahar sanırdım. Bana hazan, bana hüzün. Senin için ölümleri göze alırdım. Bu sevdayı yalanlarda karartmasaydım. Senin için ölümleri göze alırdım. Bu sevdayı yalanlarda karartmasaydım. Gözlerime inanamıyorum. Kardeşim. Kardeşim. Duydun mu? Dinledin mi şarkıyı? Duydum. Bayıldım. Seni yazdın sözler oğlum. Hatırlamadın mı? Biliyorum, biliyorum. Abi tam istediğim müziği yapmışsınız. Aslanıma bak ya. Ne zaman geldin sen? Bu sabah. Ah be doktor. Özlettin be kendini. Ulan bıraktın gittin bizi buralarda. Oğlum bu şarkıyla senle dünyayı sarsardık, dünyayı. Saçmalama oğlum. Sen yine dünyayı sarsarsın. Hem ekibin de sağlam. Arkadaşlar elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Gel şöyle gel. Merhaba. Hoş geldin Murat. Ne haber? İyiyiz. İyiyiz sen. Of, içim şişti. Hey, sana diyorum. Aklın onda değil mi? Şu anda ne durumda acaba? Neden ona ulaşmaya çalışmıyorsun? Şu anda oraya ulaşmak mümkün değil. Telefonlar düşmüyor. Zaten o yüzden bu kadar endişeliyim ya. Merak etme hayatım. Benim tanıdığım Murat sapasağlam gelecektir buraya. Emin ol. Hayır yani, bir de Murat'ın annesini arayıp... Merhaba, ben Murat'ın kız arkadaşı Derya. Sizin oralarda savaş varmış. Murat'ın iyi olup olmadığını merak ettim mi diyeceğim. Birlikte gidelim dedim ama kabul etmedi. Nasıl? Kabul etse hemen gidecektin yani peşinden. Kendi teklif etse giderdim. Ha, ama onun teklif etmesini beklemedin, hemen atladın değil mi ben de seninle geleyim diye? Hayır aslında tam olarak öyle değil. Yardıma ihtiyacı olacağını düşündüm. Korktum ona bir şey olacak diye. Özleyecektin onu. Yalnız kalmaktan korktun. Hepsi bu. Onu çok özlüyorum. Tamam tamam, olmuşsun sen. Ne olmuşum? Aşık. Ay yok artık. Bu konuyu tartışmaya bile gerek yok. Gözlerinden okunuyor. Öyle mi dersin? Öyle diyorum tabii. Ne duruyorsun? Gitsene peşinden. Mustafa? Ne oldu? Niye erken geldin? Sorma Safiye. Sorma.
Bizi de çıkardılar. Biri Hırvat, kalanlar Müslüman. Ne yapacağız şimdi? Anneciğim, neyi ne yapacağız? Gel kızım, gel otur şöyle. Sen neden bugün erken geldin baba? Fabrikadan işçi çıkardılar. Bunlardan biri de benim. Ama son zamanlarda çok yoruluyordun zaten. Hiç olmazsa bu sürede dinlenmiş olursun. İyi ama kızım... Bunun da üstesinden geliriz babacığım. Sen canını sıkma yeter ki. Babaannem, hayrola bu ne güzellik böyle. Birini mi bekliyorsun? Kito gelecekti, onu bekliyorum. Tito öldü anneciğim. Ben bir kahve yapayım sana. Canım babam benim. Penes oldu olmaz sahiden. Tamam. Hadi kalkalım hadi. Arkadaşlar görüşürüz. Marco. Nereye gidiyorsun? Murat'la eski mahallede takılacağız. Amcan gelmedi mi bugün? Yani? Yani oraya ektiğini duyulursa hiç iyi olmaz. Sen de söylemezsin o zaman. Birkaç sağlam adama ihtiyacımız olacak. Önce içimizdeki korkakları temizlemeliyiz. Hadi artık kapat sandığı. Tam zamanı. Piloş da geldi. Miloş, nasıl geçti? Çıkardım adamları. İstediğiniz oldu. Neredeyse onlarla birlikte oturup ağladığını duyduk. Ah, ah lütfen bu paraları alın. Yoksa geceleri uykum kaçar, uyku tutmaz. Alın paraları lütfen. Ne o? Şimdi de Niko ajan mı oldu? Bana bak gerizekalı. Ne söylediksek hepimizin iyiliği için söyledik. Burası bizim, onların değil. Yoksa onlar buradan gitsin diye tek tek kafalarına mı sıkalım? Daha mı hoşuna gider? Beni bu işlere daha fazla bulaştırmanıza izin vermeyeceğim. Ben sizin askeriniz değilim. Ben iş adamıyım. Bundan sonra fabrikamdan tek bir kişi daha çıkarmayacağım. Sen Radovan'a kafa mı tutuyorsun? Benimle böyle konuşamazsın. Size saygı duydum. İstediklerinizi yaptım. Ama bu savaşın parçası olmayacağım. Burada kimse savaş istemiyor. Herkesi huzursuz ediyorsunuz. Bence bu kasabadan giderseniz daha iyi olacak. Şuna bak. Bize meydan okuyabileceğini zannediyorum. İçine Türk kaçmış bunu. O zaman biz de çıkartırız. Elindeki listede sadece Müslümanların adı vardı. Ha, bir de bizim Filipin. Merak etme evlat, marangozhane var. Mesele iş değil. Esas mesele yaklaşan Sırp tehlikesi. Miloş'un bu işe tek başına karar verdiğine inanmıyorum. Ona zorla yaptıran bir kuvvet var. Kolay mı ya? Bu kadar yıl hep beraber ekmek yedik.
Bırak Allah'ını seversen dede. Onlar beraber ekmek yediğimiz günleri çoktan unuttu. Ayda. Hı? Kızım. Efendim anne. Hadi şunu Vasfiye teyzene götür. Tamam. İyi akşamlar Vasfiye teyze. İyi akşamlar. Annem kabak böreği gönderdi. Gözünüz aydın diyor Murat için. Ah canım, niye zahmet ettiniz? Ellerine sağlık. Murat abin görünce sevinecek. Murat abim, afiyet olsun. Gelmez misin? Yok, evden merak ederler. Gideyim ben. Peki, Allah'a emanet ol. Sağ olun, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ayda. Affedersin, korkuttun mu? Yok. Şey. Bak, bu sefer daha uzaktan tanıdım seni. Bize mi gelmiştin? Annem kabak böreği yapmıştı da ben getireyim istedim. Börek mi? Of! Safiye teyzemin böreklerini çok özledim. Okul nasıl gidiyor? İyi. Bu sene bitecek. Öyle mi? Bitince ne yapmayı düşünüyorsun? Ben de İstanbul'a gidip tıp okumak istiyorum. Tıp? Vay be, çok sevindim. Desene bizim kasabamızdan bir doktor daha çıkacak. Bakarsın birlikte çalışırız. İnşallah. İnşallah. Ben gideyim. Evden merak ederler. Tamam. Teşekkür ettiğimi söyle annene. Tamam mı? Tamam. Hadi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Abi sen geçen geldiğinde bir kızdan bahsetmiştin. Neydi adı? Deniz miydi? Derya'dan mı söz ediyorsun? Heh, Derya, Derya. Geç yürü geç. Ne yaptınız? Nasıl gidiyor? Bilmem ki. Adını koyamadım bir türlü. Aşk mı? Arkadaşlık mı? Doktorsun ama kendine teşhis koyamamışsın. Bilmiyorum Marco. Tamam. Onun bana ilgisi hoşuma gidiyor. Ama aşkı öyle düşünerek, tartarak teşhis konacak bir şey değil ki be doktor. Attığın her adımda, aldığın her nefeste onu düşünürsün. Miden kasılır. Ne bileyim, kocaman bir boşluk olur içinde. Bir kere sabah uyanırken kendine geldiğin ilk anda onu yaşarsın. Her güne onunla başlarsın. Yemek yerken, müzik dinlerken hep o vardır. Baktığın her yere öyle ki ilk defa onunla yaşarsın.
konuşurken nefesin tükenir be Murat. Doğru düzgün cümle bile kuramazsın. Bir de nefret var tabii. Kendinden, hayatından, yaşadığın her şeyden, sırıtık suratından, yaptığın aptallıklardan, yaşadığın her şeyden nefret edersin. İçinde o olmayan her şeyden. Bunlardan bahset kardeşim. Bunlar var mı yok mu? Hayır. Yani bilmiyorum. Benim durumum çok karışık be Marco. Güzel güzel yemekler yapılmış. İsmet amcaya mı? Evet, dedeme gidiyorum. Babana üzüldüm, işten çıkarılmış öyle mi? Evet, maalesef. Ama aslında ben seviniyorum. Böylece beraber daha çok vakit geçirebileceğiz. Hem bu arada da dinlenmiş olur, fena mı? Aslında en iyisini yapıyorsun. Üzülme sen. Ben gideyim o zaman yemekler soğumadan, merak ederler. Tamam. Selam söyle İsmet amcaya. Ne oldu Rasko? Size bir haberim var. Müslümanların yarın gece düğünü varmış. Herkes orada olacak. Bu iyi haber. Tamam sen git. Ben birazdan gelirim. Ne bu sendeki surat? Fabrikadan yine işçi çıkardılar. Mustafa da aralarında. Aşk olsun Safiye. İnsan daha önce söylemez mi? Bilseydim. Ne gerek var şimdi çocukların bu mutlu gününde? Sıkıntı olmasın. Şu düğün bitsin, konuşuruz. Benim gitmem lazım. Neden? Ne oldu? Anladım, tamam. Merak etme, ben seni idare ederim. Sağ ol. Ama düğüne geleceksin değil mi? Biliyorsun, amcam burada. Tamam. Tamam, sıkma canını. Ben seni anlıyorum. Sağ ol. Ama bir yolunu bulup mutlaka gelmeye çalışacağım. Tamam, tamam. Aa, Vesna, nereye gidiyorsun? Geç kaldım Masfiye teyze. Peki. İyi akşamlar. 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 Düğün için kıyafetin hazır mı? Hı-hı. Çoktan. Ne giyeceksin peki? Annemin nişan elbisesini. Ne? Evet. Bana biraz bol geliyordu. Yanlardan daralttık. Çok güzel oldu. İyi fikir vallahi. Rengi ne peki? Mavi. Mavi mi? Hı. Ben aşıklar kırmızı giyer diyebilirdim. Yoksa sen aşık değil misin? Ya ne diyorsun Saşa ya?
kız, kızardın. Vallahi aşıksın sen. Yoksa Murat'a mı? Kızlar, size şunlardan vereyim, kısmetiniz açılsın. İnşallah. Alca, teşekkür ederim. Hadi Yuhanna, bize şarkı söyle. Aa, sırası mı? Hadi. Evet Yuhanna teyze, hadi bir şeyler söyle bize. Söylemem mi? Canım Emine'm evleniyor, nasıl söylemem? Bildiğimiz bir şarkıyı söyleyelim o zaman. Tamam. 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 Zvezda tera mjeseca, zagoruga otjera, zagoricom vodica, na vodici curica, bijelo lice umiva. Zagoricom vodica, na vodici curica, bijelo lice umiva. Daj mi curo vodice iz te bijele ručice, ne dam dragi ni kapi, nek ti duša isklapi zbog sinoćne besjede. Ne dam dragi ni kapi, nek ti duša isklapi zbog sinoćne besjede. Vesta! Selim, ne yapıyorsun? Bir duyan olacak. Duysun. Babam ilişkimizi duyarsa ne olur Selim? Duysun. Duysun öyle mi? Sen beni kaybetmekten korkmuyor musun? Ya Selim, yapma burada. Vesna! Ah, baba! Vesna! Vesna! Alacağınız olsun ama ha. Marco, ne yapıyorsun sen? Az kalsın kalbim duracak sandım. İtiraf edin, korktunuz ama. Yalnız Selim Usta, ben böyle korkak Türkiye Vesna'yı vermem. Hmm. Öyle mi? Aramızda 2 yaş olsa da hala ablan olduğumu hatırlatırım. Murat ya, hazır buradayken şuna gitar çalmayı öğretsene bir zahmet. Şuna, gel buraya, beni. Gel buraya, gel. Beni. Tamam, gel buraya. Beni. Hadi biz kaçtık. Hadi görüşürüz. Ay, deli çocuk. Bak, işte tam da sende eksik olan şey bu. Ne? Aşk. Aşk olmadan müzik de olmaz. Olmadığını nereden biliyorsun? Ne? Vay vay vay. Oğlum bak, benden sakladıklarının listesini tek tek soracağım sana ha. Şişt. Anlatsana, kim bu zavallı kız? Eğlen sen, eğlen eğlen. Anlatmayacağım ben Murat. Büyüsü bozulur diye korkuyorum. Büyüsü? Gel gel. Koşun, koşun! Ne oluyor? Ne? Fabrika yanıyor! Ne? Fabrika yanıyor! Hadi yürüyün hep beraber. Koşun arkadaşlar. Hadi çabuk alın, çabuk! Çabuk! Daha çok kola bulun! Daha çok kola bulun, çabuk kola! Hadi, hadi! Hadi! Aman Tanrım! Yok geliyor! Aman Tanrım, neden? Neden? Aman Tanrım! Ya!
sana bir şey yapmaz mıydım? Kim ne derse desin abi. Erkek çocuğun hali başka. Hem sizde sünnet falan var ya. Sen şimdi kızın mı olsun istersin oğlun mu? Kız ya da erkek oğlum ne fark eder? Sağlıklı olsun da. Ya. Ya sevdiğin kadından çocuğun oluyor. Dünyada bundan daha güzel bir şey var mı? Şimdi çocuk kız oldu diye canımdan parçayı sevmeyecek mi? O da doğru ya. Murat. Daha uzun kalacak mısın? Yok. Maalesef gitmek zorundayım. Aslında aklım hep burada. Orada sürekli haberleri izliyoruz. Ne bileyim. Allah göstermesin bir şey olur da annem burada bir başına ne yapar diye içim içimi kemiriyor. Sence buralarda karışacak mı Murat? Durum hiç iç açıcı değil. Çok fazla oyun oynanıyor. Bir ip de bu kadar cambaz oynamaz. Neyse güzel şeylerden bahsedelim. Sana diyor oğlum. Ha? Ne? Pardon daldım ya. Aşık mısın lan? Aşık mısın lan sen? Yapma oğlum. Yapma. Yazık kıza yapma. Ya abi ya, bak bu yanındaki de aynı şeyi söylüyor ha. Ya neyi mi gördünüz siz benim ya? Hem romantik bir adamım ben. İşte kendi ağzında söylüyorsun. Romantiksin oğlum. Biraz daha iyi geldi mi? İyi, iyi idare eder. Ah Mustafa, ah. Ne ya, yok bir şey işte, geçti gitti tamam. Baba, acıyor mu? Yok kızım yok. Geçti, merak etme. Miloş'u yangından kurtaracağım diye az daha canından oluyordun ama. Ne, yalan mı? Aşk olsun Mustafa. Yani Safiye, bir can kurtardın diyeceğine... Demem. Ya benim canıma bir şey olsaydı? Orada sadece yanan Miloş değildi. Bir insanlık yandı evlatlarım. Ya tamam tamam, abartmayın canım, Allah Allah. Kim olsa aynı şeyi yapardı. İşte bir anda kahraman yaptınız beni ha. Kahraman babam beni. Oh. Ben size şöyle güzel bir kahve yapayım mı? Hadi yap. Hadi. Gel babacığım. Yok, ben biraz dinleneyim. Allah'a emanet olun evlatlar. Çocukların yanında söylemedim ama... ...ben ne yapacağımı hiç bilmiyorum.
Hayat bir mücadele değil mi Mustafa? Bunu en iyi senle ben biliyoruz. Bir gün biter, bir gün başlar. Önemli olan her şeye rağmen ayakta kalmak. Biz hep böyle yapmadık. Ben çocuklar için endişeliyim. Bizim için değil. Biz seninle nerede olsa, hangi koşulda olsa yaşarız diyorum. Ama çocuklara iyi bir hayat sunamamak kahrediyor beni. Sırtların olduğu yerde bize kim iş verir? Şimdiye kadar hiç kimse bizim içimizdeki insan sevgisini, yaşama sevincini yok edemedi. Biz hep bununla gurur duymadık. Daha bugün her şeye rağmen seni işten kovan adamın hayatını kurtardım. Merak etme. Çocuklarımız hayata karşı bizden daha güçlü olacak. Her şeyin üstesinden beraberce geleceğiz. Hayırdır inşallah. Mustafa Hasoviç. Evet benim. Derhal üstünü giy. Karakola gideceğiz. Karakol mu? Bir dakika ne oluyor? Anlamadık. Ne karakolu? Hakkında ihbar var. İhbar mı? Ne ihbar memur bey? Murat. Hı? Bak bu adamın bir derdi var. Ben buradayım diye söylemiyor. Be Halil ne alakası var ya? Oğlum siz küçükken kan kardeş olmadınız mı? Olduk. İşte o zaman bu zaman bu adam sana benden daha çok güveniyor. Of, yapma be Halil. Nereden nereye? Hatta yarın savaş çıksa bu adam bize düşman olur. O ne biçim laf Halil? Ne dediğinin farkında mısın sen? Biz kardeşiz her şeyden önce. Şaka yapıyorum be. Sen mahalleye gelmiyorsun ya ben de sana takılıyorum. Ne oluyor orada? Kahvehanedeydim diyorum. En az 20 kişi gördü orada olduğunu. Karakolda anlatırsın derdi. Yürü. Yürü. Tamam, memur bey. Tamam, yürü. Bakın, memur bey. Bir yanlışlık var. Tamam sakin ol. Bırakın. Yürü. Bir yanlışlık olmalı. Bizle beraber kahvedeydi. Hep beraber. Ne oluyor burada? Bir şey yapmadı. Tamam. Oğlum bu yangını çıkarmış olamaz. Mustafa abi. Yangını duyar duymaz. Yangını duyar duymaz. Babam bir şey yapmadı. Dur oğlum dur. Bir şey yapmadı. Bir loşu kurtardı. Oğlum! Olur mu hiç öyle şey? Bir yanlışlık yapıyorsunuz. Ya bir de yangını çıkarmak koşuşuyorlar. Ne yangını çıkarması be? Bizle birlikteydi. İsmet amca tamam. Biz alacağız Mustafa abi. Ben bir arabayı çıkarayım. Marco. Bir şey yapmadı. Oğlum, ya. Mustafa fabrikayı mı yakmış? Yok annem geçti. Mustafa'yı niye götürüyor onu? Tamam anneciğim hadi biz içeri girelim. Hadi içeri girelim. Hadi oğlum. Hadi Ayda. Korkma babana bir şey olmayacak. Telaş etmeyin. Birazdan çıkacaklar Mustafa ile. Bak göreceksiniz. Tamam. Ne zamandan beri uğraşıyorlardı. Belliydi böyle olacağı. Hep buralardan çekip gidelim diye yapıyorlar. Gidecek yerimiz mi var? Buralar bizim toprağımız. Tamam, telaşlanmayın. Ayda. İyi misin kızım? Ben iyiyim de dedeciğim. Sen pek iyi gözükmüyorsun. İyiyim. Turp gibiyim. Dede, ne zaman bırakacaklar babamı? İçeri dalacağım şimdi. Oğlum sakin ol. Sırası mı şimdi? Evler. Ya alın bunu buradan. Gel oğlum buraya. Bir de bununla uğraşacağız ya. Ne yapıyorsun oğlum? Yangın çıktığında hepimiz kahvedeydik. Neden sadece üçünü aldılar? Ya sabah Mustafa abi patronla tartışmış ya ondan herhalde. Halit desen zaten ağzının duruyor. Şeytan diyor ki. Bırakmıyorlar ki şeytanlara karşı şeytanı dinleyelim. O ne demek? O ne? Dede ne dedi Dar?
Çıkacak, çıkacak. Çıkacak eminim. İsmet Usta. Komiser bizim uzaktan akrabamız. Dilerseniz gidip konuşabilirim. Yok. Gerek yok oğlum. Bizim alnımız açık. Sen de üzülme Ayda. Birazdan burada olur. Sağ ol. Sen de mi babamı suçluyorsun? Ya kimi suçlayacağım Marco? Ayda, lütfen. Yalan mı dedi? Niyeyse hep Müslümanlarla uğraşıyorlar. Uzaktan üzme kendini demesi kolay tabii. Sizin canınızın yandığı yok. Nedense hep bizim canımız yanıyor. Ayda, Marco başından beri bizimle birlikte. O da üzülüyor. Özür dilerim Marco. Senin bir suçun yok tabii. Yok, sorun değil. Şey, üşüyorsun sen, al bunu. Yok, istemem. Giy kızım, çıplaksın. Dede, iyi misin? İyiyim, iyiyim, yok bir şey. Halil, anahtarı versen. İsmet amca, hadi yorulacaksın. Gel arabada beklesen. Sakin ol, tamam. Duydun değil mi? Ayda, hadi sen de bin. Yok, ben böyle iyiyim. Miloš Jovanovic'i tehdit ettiğin de mi yalan? He Mustafa? Bak, fabrika müdürünün ifadesi duruyor burada. Ben kimseyi tehdit etmedim. Konuştuk sadece. Adam kayırıyor diye söylendim, hepsi bu. Bakın, bizim o saatte kahvede olduğumuza dair ifade verecek en az 20 kişi var. Tehdit ettiğim adamı niye alevlerin içinden kurtarayım ki? Yangın çıktığında ben kahvehanede oturuyordum. Sus Mustafa, sus. Anladım ben her şeyi. Kahvede bulunmanız, adam alevlerin içerisinden kurtarmış olman hiçbir şeyi değiştirmez. Atın bunları nezarete. Ne? Nasıl? Bunu yapamazsınız. Buna hakkınız yok. Bunu mahkemede anlatırsın. Hadi. Bakın bunları... Çık içeri. İftira oldu. Açıkça ortada. Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? Radovan'ı bağla bana. Ya ben ne olacağım peki? Hiç umurunuzda değil miyim sizin ha? Benim bir kızım bir oğlum var. Ya bari fabrikayı yakmasaydınız. Müslümanları çıkarmak yeterliydi. Nasılsa sırf bir işçi bulabilirdik. O fabrika Miloš'un elinde olduğu süre içinde burada kaybederiz biz. Bunu kafana sok artık. Ben burada olduğum süre içinde senin işe ihtiyacın olmayacak. Yakında her yer bizim olacak. Alo. Radovan. Burada. Sana. Herifler içeri tıktık ama. En az 20 tane şahitleri var. Kolay olmayacak. Üstelik Miloš'u alevlerden kurtarmış. Herkes de görmüş. Saçmalama. Niko'nun sözlerine karşılık Müslümanların laflarını kim takar? Rahat ol sen. Bırak sürünsünler orada. Aileleri hapisteyken burayı terk ederler mi sanıyorsun? Senin aklın da hep onlar için çalışıyor bakıyor. Haksız mıyım? Gitmelerini istiyor musun, istemiyor musun? Ya bırak onları. Ya bırak da ailelerini alıp gitsinler buradan. Sevdim bunu. İşte benim kardeşim. Nasıl adalettin abi ya? Suçları olmadı halde tutuyorlar. Bakın. Kanunları çiğniyorsunuz. Bilgi almaya hakkımız var. Neden abi oluyorlar? Git o komiserine. Radovan'ın yeğeni buradayım işte. Derhal. Yüzüme bakıyor ya. Bizi de alsınlar abi. Marco. Geçmiş olsun. Çıktılar. Çıktılar dedi. Evet arkadaşlar.
Hadi geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Yavaş. Gözünüz aydın sana. Sağ ol. Baba. Kızım. Geçmiş olsun Mustafa abi. Geçmiş olsun. Sağ ol kardeşim. Aslan ol, gözün aydın. Geçmiş olsun Mustafa abi. Mustafa abi, böyle buyurun. Hadi gidelim. Hadi. Marco! Marco! Efendim baba. Dün gece karakolun orada ne işin vardı senin? Murat'la birlikteydik. Sonra da... Sonra da eski mahalleye gittiniz yani. Evet. Ne var bunda? Bir de soruyor musun? Amcanın karşısında ne duruma düştüğümü düşünmüyor musun? Ben onlar gibi değilim baba. Sana onlar gibi ol demiyorum ama amcam buradayken hareketlerine dikkat edeceksin. Şimdi gel ve ona dün gecenin hesabını ver. Neyin hesabını baba? Ben masum insanların yanında olduğum için kimseye hesap vermem. Sakın onu kızdıracak bir şey söyleyeyim deme. Aklını başına topla. Bu çocuk kime çekmiş böyle anlıyorum. Eski mahalleye de gitmişler. Sanki duymayacağız. Herkese rezil olduk bu yüzünden. Öyle mi? Senin için insanların ne düşündüğü masum insanların suçlanmasından daha mı önemli baba? Amcanın yanında onları böyle nasıl savunabiliyorsun? Onların yaptığına dair tek bir kanıt yok Radovan amca. Neden onları suçlamak zorundayım? Onlar bizim topraklarımıza göz koydu. Ben Murat'a sırtımı dönemem. 10 yaşımdan beri kan kardeşim. Duydunuz mu? Kan kardeşiymiş. Marco bir Türk'le kan kardeşi olmuş. Müslümanlar yakmış fabrikayı. İntikam için yapmışlar. Delil yok diye serbest bırakılmışlar ama bu yakmadıkları anlamına gelmez. Bakalım şimdi sırada kimin dükkanı var? Bu yaptıkları yanlarına mı kalacak? Kasabamızı onlara mı vereceğiz arkadaşlar? Vermeyeceğiz. Vermeyeceğiz tabii. Thank you.
Kimse yok mu? Yok. İsmet amca namaza gitti. Biliyorsun Halil de malum. Ya evet doğru ya. Şey annem yaprak sarmıştı da. Ben şuraya bırakayım. Dedem gelince beraber yersiniz. Olur sağ ol. İyi misin sen? İyiyim. Yani fena sayılmam. Tabii hepimizin tadı tuzu biraz kaçtı. Merak etme. Bugünler de geçecek. Değil mi? O ne? Bu mu? Bu bitince bir kelebek olacak. Ya. Sen hiç mavi kelebek gördün mü? Yok görmedim. Ben de görmedim. Ama varmış. Bugün okulda fotoğrafını gösterdiler. Kolay gelsin. Sağ ol. Hoşça kal. Ayda. Merhaba. Merhaba. Şey Murat içeride miydi? Hı, içeride. Baban nasıl oldu, iyi mi? İyi. Evde şimdi. Peki ya sen? Ben de iyiyim, sağ ol. Ayda. Gerçekten çok üzgünüm, inan bana. Ben onların masum olduklarından eminim. İnsanlar öyle düşünmüyor ama... Sağ ol Marco. Gitmem gerek. Hoşça kal. Ne haber? Niye provada değilsin? Canım istemedi. Hayırdır? Bir şey mi oldu? Babam. Dün sizle olduğumu öğrenince arıza çıkardı. Amcam burada ya. Murat. Ben galiba düğüne de gelemeyeceğim. Anladım. Takma kafana be Marco. Ha? Hak veriyorum ben sana. Tamam sen anladın da. Ya Halil? Halil. Halil'le ben konuşurum. Merak etme. Hem o da anlayacaktır seni. Ha? Sağ ol be Murat'ım. Hadi otursana. Yok oturmayayım. Gidiyorum. İyi sen bilirsin. Dikkat et kendine. Eyvallah. Topla biraz şuraları. Bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar kızlar. Nasılsınız? İyiyim siz? İyiyim. Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Hadi kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Görüşürüz.
Ne oldu? Tam tahmin ettiğimiz gibi. O son kadehi içirdiğimiz çok iyi oldu. Beşinci vitese takmış, horluyor. Başladı yani klasik Niko horultusu. Başladı, merak etme. Nasıl olmuş o? Damat olmaya niyetin yoksa sorun değil bence. Şaka, çok yakışıklı olmuşsun. Ben? Sen böyle mi gireceksin? Evet, beğenmedin mi? Çok güzelsin. Hadi gidelim o zaman. Ama siz ne yapalım? Mustafa toparlanmış görünüyor. Konuştuk biraz. Cesaretlendirmeye çalıştım. Her şeyin üstesinden beraber geliriz falan dedim ama... durum pek iyi değil. Doğru söylemişsin. Bunca sıkıntıya rağmen dimdik ayakta duracak gücümüz var aslında. Neyle yüzleşeceksek hep beraber yapacağız. Merak etme arkadaşım. Şuna bak. Ay. Canım. Sen ne kadar yakışıklı olmuşsun böyle. İyi akşamlar, nasılsınız? Sağ ol. Aa, Yovana nerede? Ablacığım annemin tansiyonu düştü, çok özür diledi. Aklım onda kaldı ama o da bizi gönderdi. Hem Halil ile Emine'nin düğününde olmamak bizim için olmazdı. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Selam söyle. Baş üstüne. Geliyor seninki. Ne oldu kızım? Hiç. Yoruldum biraz. Gençlik işte. Ya. Oh, aman oğlum terli. Şimdi baktım düğünün en güzel kadınları buraya toplanmış. Yalnız bırakmak olmaz değil mi? Haydut seni. Pek de tatlı dilli. Öyle. Canım oğlum. Annem. Hı. Biliyor musun? Ayda da İstanbul'da tıp okuyacakmış. Allah Allah. Öyle miymiş? Demek ki kasabamızdan bir doktorumuz daha çıkacak. Ne güzel. Evet. Hem de ben ona Derya ile beraber açacağımız muayenehanede iş teklif etmeyi düşünüyorum. Tito ikiniz de iş alırsınız. Ay benim akıllı kızım. Yapar tabii hem de en güzelini. Sağ olun Asfiye teyzeciğim. Ama ben sizin işinize engel olmayayım. Olur mu öyle şey? Derya'yı tanısan çok seversin. Benim İstanbul'dan arkadaşım. Bizim en büyük hayalimiz fakülteyi bitirir bitirmez kendi muayenehanemizi açmak. İnşallah olur. İnşallah. İkimiz de en iyisini vermişsiniz. Marco! Anne Marco geldi. Marco! Neredesiniz be oğlum? Anca be oğlum. Alış artık bunlara Muratcığım. Kadınların hazırlanması her zaman uzun sürer. Marco! Kardeşim! Tebrikler.
Kutlarınızı başından geçirin. Tebrik ederim. Sağ ol. Tebrikler. Sağ ol canım. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Ya hadi dansa. Yok. Gelsene. Hadi be abi, hadi be Marko. Hadi hep beraber hadi. Hadi, hadi. Hadi oğlum, hadi. Ben sonra geleyim. Besna, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Nasılsın? Emine! Emine! Emine!